dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. Frankfurt Şarj istasyonlarının sayısını artırmayı planlıyor yetkililer şu anda uygun yerler ve yatırımcılar aradıklarını söyledi. Şehirde şu anda 49 noktada yüzün üzerinde şarj istasyonu bulunuyor. Mevcut duruma göre kentte tamamen akü ile çalışan E plakalı 953 akü ve geleneksel motorla çalışan 825 hibrit araç bulunuyor. Hızlı bir şarj istasyonu kurmanın maliyeti 40 bin euro. Almanya'da tüketici fiyatları Ekim ayında uzun zamandır görülmedik derecede arttı. Her şeyden önce petrol ve gaz daha pahalandı. Almanya İstatistik Dairesi buna karşın meyve fiyatlarının bir yıl öncesine göre ucuzladığını açıkladı. Almanya'da Ekim ayında 2017 yılının aynı dönemine göre %2,5 artan tüketici fiyat endeksi 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Tüketici fiyatlarının %2.8 artmasına sebep olan bu seviyede bir enflasyon son olarak Eylül 2008'de gerçekleşmişti. Pahalılık özellikle kalorifer yakıtında Ekim ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %39.9 akaryakıt fiyatları ise %14.8 zamla kendisini hissettirdi. Enerji fiyatları hariç tutulduğunda Almanya'da geçen ay yıllık enflasyon %1.7 oldu. Ülkede gıda fiyatları geçen yılın Ekim ayına kıyasla %1.9 yükseldi. Hizmetlere yönelik maliyetler %1.8 ve net kira ücretleri de %1. artış kaydetti. BAFÖK yardımı maksimum miktar, konut yardımı ve vergiden muaf matrahta kendisini hissettirecek. Eğitim Bakanı Kalitsekin planına göre BAFÖK yardımları önemli ölçüde artacak. Funke Medya Grubu Büyük Koalisyon tarafından planlanan ve 2019'da yürürlüğe girmesi beklenen BAFÖK reformuyla yardımlarda önemli oranda artış yapılacağını yazdı. Buna göre şu anda aylık 735 euro olan BAFÖK yardımı 850 euroya, ailesiyle birlikte oturmayan ve BAFÖK alan öğrencilere yapılan kira yardımı 250 eurodan 325 euroya çıkarılacak. Bu da yüksek okul kentlerinde de kiraların yükselmesiyle gerekçelendirildi. Almanya Eğitim Bakanı Anya Kalitsek, yasa tasarısını ilkbaharda bakanlar kuruluna getireceğini açıkladı. Bundan başka vergiden muaf matrah miktarı da %9'a çıkarılacak. Karitse Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada planlanan reformla BAFÖK ödemelerinin gelecek 2 yıl içinde hissedilir derecede artacağını söyledi. Yasanın 2019 yılı sonbaharında yürürlüğe girmesi bekleniyor bisiklet yolu isteyen inisiyatif istenenden daha fazla imza topladı. Kasel'de yaklaşık olarak 22 bin kişi daha iyi bir bisiklet yolu altyapısının yanında olduğunu beyan etti. Rad and Scheid Halk İnisiyatifi 15 bin imza toplamayı hedef olarak koymuştu. Organizatörler pazartesi günü yaptıkları açıklamada toplam 21.781'in hem gerekli asgari sayıyı hem de kendi hedeflerini aştığını söyledi. Bisiklet yolları altyapısının iyileştirilmesiyle ilgili halk oylaması yapılması için 4500 imza gerekiyordu. Organizatörler topladıkları imza listelerini pazartesi günü SPD'li Kasel Belediye Başkanı Christian Gezelli'ye teslim etti. Rahat Enşahit inisiyatifinden Mike Bock, pazartesi günü yaptığı açıklamada taleplerimizin hızla hayata geçirilmesini belediyenin açık bir görevi olarak görüyoruz. Böylece her yaştan insan için bisikletle güvenli ve rahat bir şekilde ulaşım olanaklı hale gelecek dedi. Bir Kasel belediye sözcüsü halk oylamasına belediye meclisinin karar vereceğini söyledi. Temmuz ayından bu yana halk oylaması için imza toplayan inisiyatif, yayalar ve bisikletliler için kavşakların güvenli hale getirilmesini, ana yollara bisiklet yolu konulmasını, okul ve yuvaların yakınlarındaki ara yollarda daha fazla güvenlik önlemi alınmasını istiyor. Bu talebin gerçekleştirilebilmesi için yaklaşık olarak 6 milyon euro yatırım yapılması gerekiyor. Hessen eyaletinin diğer kentlerinde de benzeri çabalar sürüyor. Darmstadt'ta 11.500 kişi bisiklet yolu için imza verdi. Ancak belediye meclisi halk oylamasının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Gerekçe, talebin gerçekleştirilmesi için gereken paranın yanlış hesaplanması olarak açıklandı. İnisiyatif ise karara karşı dava açtı. Frankfurt'ta ise bisiklet yolu için 40 bin imza toplandı. Buna karşın belediye meclisinin halk oylamasını kabul edip etmeyeceği konusunda kesin bir bilgi yok. Darmstadt Belediye Meclisi'nin gerekçesi neydi? Talebin gerçekleştirilmesi için gereken paranın yanlış hesaplanması. Profesör Karsten Zommer'in yönettiği Kassel Üniversitesi'ndeki araştırmacılar otomobillerin ve diğer ulaşım araçlarının Kassel'de ve diğer yerlerde neden olduğu maliyetleri araştırdı. Otomobil trafiği, kamu sübvansiyonu, yol yapımı, lambalar, kış hizmetleri, kanalizasyon ve benzeri yılda 26 milyon euro. Harici maliyetler yani kazalar, Gürültü, hava kirliliği ve iklime zarar. Yılda 57,5 milyon euro. Ağır vasıta trafiği. Kamu sübvansiyonu yılda 5 milyon euro. Harici maliyetler yılda 9 milyon 600 bin euro. Toplulaşım. Kamu sübvansiyonu yılda 29 milyon euro. Harici maliyetler 3,5 milyon euro. Gelelim bisiklet trafiğine. Bisiklet trafiği kamu sübvansiyonu yılda 600 bin euro harici maliyetler yani kazalar yılda 2 milyon 100 bin euro. Buna karşın 12 milyon 600 bin euro daha az sağlık harcaması. Almanya parlamentosu İsviçreli bir ilaç firmasından 130 bin euro yasa dışı bağış alan ırkçı İslam düşmanı AFD ile ilgili harekete geçti. Meclis başkanlığı parti yönetiminden detaylı bilgi istedi. Alman parlamentosu başkanlığı AFD yönetimine detaylı bilgi vermesi için 4 hafta yürü süre tanıdı. AFD meclis grup eş başkanı Alice Weidel ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. İlaç firmasının bağışından haberinin olmadığını belirten Weidel, partinin mali işlerinden kendisinin sorumlu olmadığını söyledi. Ancak daha önce yaptığı açıklamada bağışla ilgili bilginin kendisine Eylül 2017'de verildiğini söylemişti. Adel, paranın neden 7 ay sonra iade edildiğine ilişkinin soruları ise cevaplamadı. İsviçreli ilaç firmasının 2017 genel seçimlerinden önce AFD'ye 130 bin euro bağışta bulunduğu ortaya çıkmıştı. Firmanın bu parayı geçen yıl Temmuz ve Eylül aylarında partinin Boğdenize Teşkilatı'na 18 ayrı havale işlemiyle gönderdiği belirlendi. Şirket biz banka hesap numarasını aldık Alice Biden adına parayı havale ettik açıklamasını yaptı. Partilerin kişilerden şirketlerden sınırsız olarak bağış alma hakkı var. Ancak Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki bir ülkeden 1000 euronun üstünde Bundan başka 500 euronun üstünde isimsiz bağış almaları partiler yasasına göre yasak. Irkçı Parti AFD'den Alice Weidel'e yapılan bağışın Almanya parlamentosuna bildirilmesi veya paranın derhal geri gönderilmesi gerekiyordu. Değerli dinleyiciler Adokasen hazırlayıp sunduğu info magazinin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.